Günaydın. Geçen pazartesi Fed toplantısından beklentimiz ne olursa olsun long gitmemiz gerektiğini söylemiştim. Ardından da eğer faiz arttırımı gelmezse pozisyonların hemen karardan sonra kapatılması gerekeceğini çünkü piyasanın beklenenin aksine satışla hareket edeceğini belirtmiştim. Nitekim de gerçekten böyle oldu. Üstelik hacme baktığımız zaman da çok belirgin bir şekilde artış görüyoruz. Son 10 günlük hacme oranla veya 30 günlükte bakarsak yine de belirgin bir artış olduğu net bir şekilde göze çarpıyor. Tabii bu gelişme yani Fed'in hatalı bir karar vererek ertelemesi, daha doğrusu kendisini dışarıdaki gelişmelere bağlaması ciddi anlamda problemli olacak. Önümüzdeki günlerde Fed üyelerinin konuşmalarını göreceğiz. Burada hafta sonunda Williams, Bullard ve Lacker konuştu. Şurada gösterirsem. Bu haftada Lockhart ve özellikle Yellen'ın konuşmaları biraz dolaylı bir konuşma Yellen'ki ama önemli olacak. Piyasayı hala faiz artışı geleceğini inandırmaya çalışacaklar ama nasıl bir toparlanma olacak bu önümüzdeki 2 aylık, 3 aylık dönemde de böyle bir noktaya gelecek Amerika. Bunu tabii kestirmek zor. Ama fiyat olarak bakarsak aslında önemli bir hasar verildi veya verilmek üzere diyebiliriz. Şurada hemen grafiği açalım. Yukarı yönlü kırılmaya başlayan bir yükselen üçgenden bahsediyorduk ki Fed açıklamasıyla beraber durum tamamen tersine döndü. Şurada aşağı yukarı 1990'lardan bahsediyorum zaten birkaç gündür. Görüyorsunuz faiz arttırımının gelmemesiyle beraber piyasa bunu her zaman olduğu gibi doviş bir gelişme olarak algıladı. Güvercin olduğunu düşündü ama daha sonra gerçekler kendisini gösterdi ve ertesi günde yani cuma gününde çok sert bir satış yedik. Yani 2020'den aşağı yukarı 1950'lere kadar bir satışla piyasanın karşılandığını görüyoruz. Bugün ufak bir tepki olması mümkün diye düşünüyorum ama şu anda baktığımızda artık 1970'lerin üzerine geçmediği sürece hareket aşağıya doğru olacaktır, baskı artacaktır. Burada birkaç tane nokta var. Yine geçen gün Sükü'nün geldiği seviyelerden bahsetmiştim. Hala yüksek sayılsa da görüyorsunuz biraz rahatlamış durumda. Yani aslında Fed günü veya ertesinde bir satış geleceğini şuradaki sinyallerde bize gösteriyordu. Bu açıdan faydalı oldu diyebiliriz. VIX tarafında ise hala yükseldiği seviyelerden oldukça aşağıya gelmiş olmasına rağmen görüyorsunuz geçmişteki dönemlere oranla bakılırsa normal seviyeleri bir türlü gelemediğini görüyoruz. Yani piyasa ciddi anlamda rahatsız. Dahası curve'ün kendisine de baktığımızda yani şurada 6 ay öncesinin durumunu atarsam daha net görebilirsiniz. Normalde VIX'in yapısı şu şekilde olması lazım. Yani kısa vade daha düşük seviyelerde, uzun vadede doğal olarak tabii riskin, korkunun artıyor olması lazım. Ama şu anda tam aksi bir durumla karşı karşıyayız. Kısa vadede çok daha tedirgin olan bir piyasa söz konusu, uzun vadede ise bunun normalleşeceği düşünülüyor. Dolayısıyla toparlarsak piyasa üzerindeki baskı devam ediyor. Hemen bu iş aşağıda 1840'ların test edilmesiyle sonuçlanacaktır diyemiyorum. Bunu söylemek için erken ama baktığımız zaman rahatsızlık verici bir satış ve Fed açıklaması geldi. Henüz Nasdaq ve Russell tarafında aşırı bir satış olmaması nedeniyle biraz daha rahatım ama bugün 1970'leri aşması gerekiyor S&P'nin ki tekrar long taraf için konuşuyor, bakabiliyor olalım. Şurada Russell'ı da hemen gösterdikten sonra geçmek istiyorum. Görüyorsunuz Russell tam sınırda kapandı diyebiliriz. Bu açıdan buralardan gelecek olan bir tepki eğer yeterince kuvvetli olursa Russell ve Nasdaq'ta S&P açısından da pozitif bir gelişme olacaktır. Önce 1970'leri aşmalıyız, kanalın içine girmeliyiz. Daha sonra da 1990'ları aşmalıyız ki yukarıya doğru hareket net bir şekilde devam edebilsin. Bugün Amerika tarafına baktığımızda ikinci el konut satışları geliyor. Biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. 5,55 gibi bir rakamla karşılaşabiliriz ama tabii daha önemli olacak olan veri şurada gördüğünüz dayanıklı mal siparişleri ve ikinci
birinci el, yani yeni konut satışları olacaktır. GDP tarafına fazla bir ağırlık vermiyorum. Ama haftaya tabii PCE vesaire biraz daha öne çıkabilir. Asya tarafına hemen bir göz atarak devam edelim. Asya tarafında görüyorsunuz Japonya kapalı. Çin tarafına baktığımızda hafif bir artıyla kapandığını görüyoruz ilk seansın. Ama diğer piyasalar Fed'in verdiği sinyalle beraber elbette eksi de. Tabii garip bir durum. Fed piyasayı korumaya, borsayı korumaya çalışıyordu. Satış yedi. Doları zayıf tutmaya çalışıyordu. Birazdan bakacağız. Euro sert bir şekilde geriledi. Yani kafasındaki hiçbir şeyi şu an için piyasaya yansıtamadığı gibi gözüküyor. Parite tarafına geçelim. Paritede Euro'da ilk başta piyasanın gösterdiği tepkiyi gösterdi. Fed faiz arttırmıyor. Dolayısıyla bu dolar negatiftir dedi. Ama hemen ardından Cuma günü bütün hareketin geri verildiğini gördük. Neredeyse aynı seviyeden kapandı. Yani şurada 3 günlük hareketi gördüğümüzde aslında büyük bir volatilite var. Ama seviye açısından hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz. 200 günlük ortalamanın hala üzerindeyiz. Bu seviye korunduğu sürece ben çok agresif Euro short gitme taraftarı değilim. Tabii günlük hareketler, yani şu geri çekilme vesaire tahmin edilebilirdi ama kırıp kırmayacağını henüz net bir şekilde göremiyoruz. Açıkçası opsiyonlar tarafı da çok yardımcı olmuyor. Hala net bir Euro satışı olduğunu opsiyon tarafında görmüyorum. Yine spread tarafına baktığımda orada da oldukça dalgalı bir seyir var ama net bir aşağıya işareti de yok. Şurada Fed ile beraber 10 yıllıklar hızlı bir şekilde değer kazandı. Dolayısıyla spread'de de bir daralma var. Şu an için hala önce bir 200 günlük ortalamanın, yani 1.1220'lerin kırılmasını görmek istiyorum. Buradaki tabii benim argümanım değişmiş değil. Yani sadece doların kuvvetlenmesinden dolayı doların paritenin veya dolar endeksinin yukarı gitmesi söz konusu değil. Aynı zamanda diğer zayıf paritelerin, ki Euro bunların başında geliyor. Eğer Fed korkuyorsa ECB'nin bayağı bir panik oluyor olması gerekir diye düşünüyorum. Atacağı adımlarla parite yine aşağıya doğru büyük bir ihtimalle gelecektir. Bu açıdan yukarı hareketleri daha sınırlı görüyorum. 14.60'lar aşılırsa daha yukarısını konuşuruz. 17'leri, ama şu an için baktığımda hala aşağıya doğru ciddi potansiyeli olan bir parite olduğunu düşünüyorum. CFTC tarafındaki short pozisyonlara da hemen bakalım. Görüyorsunuz aslında short pozisyonlarda ciddi miktarda pozisyon kapatıldığını söylemek mümkün. Tabii eski ortalamanın hala altındayız ama şu açıdan baktığımızda 84 binlik bir rakam da aşırı Euro short diyebileceğimiz bir rakam değil. Dolayısıyla iki tarafa da gitme ihtimali eşit diye düşünüyorum ama benim beklentim ECB'den gelecek adımlar ve Amerika'da işlerin Fed'in düşündüğü kadar kötü olmaması nedeniyle çok daha aşağıya doğru short pozisyonların arttırılacağı yönünde. Metallere gelelim. Tabii metallerde altın da aslında Euro gibi Fed'den yararlandı ama kayıplarını, daha doğrusu primini çok fazla vermedi aşağıya doğru. Burada baktığımızda, günlük baktığımızda ben aşağıya doğru bir 1130'lara doğru bir satış gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde bir ufak pozisyon alınabilir bence. Ama asıl kritik olan seviye 1141'lerin net bir şekilde aşılması olacaktır. Bu seviyelerin, şurada biraz daha getirirsek, bu seviyelerin aşılmasıyla, ki geçen hafta da orayı test ettik ve geri geldim, yeniden 200 günlük ortalamaya doğru bir hareketten bahsedebiliriz. Gümüş tarafında da hemen bir göz atalım. Gümüş tarafında da baktığımızda orada da yukarı bir hareket denemesi olduğunu görüyoruz ama hala kritik seviyeleri gümüş de aşabilmiş değil. Ve altın hisselerinde baktığımızda 50 günlük ortalamayı nihayet test etmeye başladığını görüyoruz. Aslında bütün bu gelişmeler içinde eğer ciddi bir altın kaygınız yoksa, ki benim aslında var ama
böyle bir kaygınız yoksa altın hisselerinin çok iyi seviyelerde olduğunu söylemek mümkün. Görüyorsunuz 2000'li yıllardayız. Yani altının bütün primini neredeyse geri vermiş durumda olan bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir görüntüde altın hisselerini almak makul olabilir. Tekrar söylüyorum, eğer altınla ilgili bir kaygınız yok, 1070 seviyelerinde dip yaptı düşüncesini taşıyorsanız, ben henüz taşımıyorum. Dolayısıyla da çok agresif long olma taraftarı değilim. Burada da CFTC verilerini hemen bir göz atalım. Şurada görüyorsunuz net long pozisyonlar çok yüksek değil, hatta azaltılmış durumda bile diyebiliriz. Geçtiğimiz yıllardaki düşük seviyelere doğru yaklaşıyor. Tabii burada hem Fed ile ilgili beklentilerin yarattığı bir korku olabilir. Görüyorsunuz bu son tarihi 15'i. Dolayısıyla Fed kararıyla beraber çok büyük bir ihtimalle yukarıya doğru bir hareket gördük. O nedenle çok aşırı önem vermek de doğru olmayabilir diye düşünüyorum CFTC'de altın konusuna. Son olarak petrole de hemen değineyim ve bitirmek istiyorum. Burada çok ciddi anlamda bir volatilite var. Şuradaki sıkışmak, artık flama, bayrak, ne isterseniz onu söyleyin. Sanki kırılıyormuş gibi olduktan sonra yine Cuma günü Fed ile beraber şurada aslında şöyle bir görüntü oluşacaktı. Ama şimdi şöyle bir görüntü oluşturmak durumdayız. Fed ile beraber bozuldu. Ben burada şunu aylığa çevirirsem, geçtiğimiz günlerde de paylaşmıştım. Şu hareketin oldukça kuvvetli bir hareket olduğunu düşünüyorum. Tabii kapanış bazında henüz aylık bir kapanış olmadı ama şu seviyelere gelmemiz aslında negatif bir gelişme. Ama benim düşüncem petrolde en azından kısa vade baktığımızda dip seviyelerinin görüldüğü. Şurada da görüyorsunuz yakında burada da indikatör bir al seviyesine dönecek ve şurada net bir uyumsuzluk var. Dolayısıyla petrol tarafında temel veriler açısından baktığımda çok daha düşük seviyeleri öngörüyorum önümüzdeki yıllarda, ama kısa vadede benim buradaki düşüncem 50'ye doğru bir hareketin daha gelme ihtimali. Bu nasıl olabilir? Aslında tam olarak söylemek zor. OPEC'ten gelecek bir kararla da olabilir. Normal kendi koşulları içinde Amerika'dan gelecek bir kısıntıyla da olabilir. Veya Fed açıklama ardından yaşanan şokla bunun iyi verilerle desteklenmesi durumunda Fed geç kalacak. Dolayısıyla bu gevşek para politikası daha uzun sürecekse biz yeniden risk varlıklara, emtialara girelim düşüncesiyle de olabilir, ama bir 50'ye doğru hareket yaşanabileceğini düşünüyorum. Tabii önümüzdeki günlerde bunun doğru olup olmadığını göreceğiz, ama Ağustos ayında önemli bir dip yaşandığı düşüncesini taşıyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.